Amerikan toplumu cinnet mi geçiriyor? Amerika Birleşik Devletleri gelişmiş bir ülke olmasına rağmen her geçen yıl ateşli silahlarla baskın ve insan öldürme istatistikleri hızla yukarı doğru gidiyor. Ancak yine de çoğu yasal, bir kısmı da yasa dışı silahlanma eğilimi hız kesmiyor. Birçok insan ve sivil toplum kuruluşu buna bir kısıtlama getirme yönünde çaba sarf etse de şu ana kadar ciddi hiçbir yol alınamadı. Peki bu neden meydana geliyor? Bu konuda muhtelif izahatlar yapılmakta. Bunlardan birincisi Amerika Birleşik Devletleri'nin kuruluş yılları olarak gösterilmektedir. Zira Amerika Birleşik Devletleri'nin kuruluşu çoğunluğu Avrupalı göçmenlerin ve askerlerin Kızılderilileri öldürmesiyle meydana geldi. Bu süreçte göçmenler silahlandırıldı ve yetkililer tarafından teşvik edildi. Bu durum Amerika Birleşik Devletleri'nin kuruluş anayasasına silahlanma özgürlüğü olarak geçti. Böylece silahlanma toplumun genetiğine işleyerek bir kültür halini aldı. İkincisi ise bu geniş coğrafyada hem avlanmak hem de kanunun yetmediği yerlerde kendini korumak için silaha ihtiyaç duyuldu ve yine yetkililerce teşvik edildi. Şartların sonucu gelişen kovboy, vahşi batı ve mafya gibi olgular bazen bireyleri silahlanmaya zorladı, bazen de özendirdi. Ayrıca ülkenin çok farklı kültürdeki insanlardan oluşması bireysel güvensizliği getirdi. Bu durumda silahlanma eğilimini artırdı. Bu ve buna benzer bir kısmı tarihte kalmış, bir kısmı ise düşük düzeyde etkileri devam eden olgular Amerika Birleşik Devletleri'nde bireysel silahlanmanın bu derecede serbest olmasının nedeni olarak gösterilmekte. Ancak burada sorulması gereken soru şu: Amerika Birleşik Devletleri süper güç ve yıl 2022. Hala bu kadar bireysel silahlanma gerekli mi? Bedrettin Şimşek, Haber Yerküre.